Peki, Dağlık Karabağ sorunu nasıl başladı? Bu soruyu cevaplamak için yıllar öncesine gideceğiz. O zaman Azerbaycan bağımsızlığını yeni kazanmıştı ve düzenli bir ordusu yoktu. Ermenistan bunu fırsat bildi. Şimdi bu yıllar boyunca Karabağ'da yaşananları bir bir anlatacağız. Dağlık Karabağ sorunu 1988 yılında Ermenistan'ın toprak iddialarıyla saldırıya geçmesiyle başladı. O dönem Azerbaycan ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşuyordu. Ermenistan bunu fırsat bildi, Rusya'nın desteğini arkasına aldı. 1991-1993 yıllarında önce Dağlık Karabağ, sonra da çevresindeki 7 ili işgal etti. Azerbaycan topraklarının %20'si artık işgal altındaydı. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini kaybetti. Hiçbiri ata topraklarına dönemedi. Ermenistan'ın saldırganlığı sadece işgalle kalmadı. 1992 yılının 26 Şubat gecesi Hocalı'da soykırım yapıldı. 613 Azerbaycanlı acımasızca katledildi. İşkenceye maruz bırakıldı aralarında çocuklar bile vardı. Dünya Hocalı katliamına da Ermenistan'ın işgallerine de dur diyemedi. Birleşmiş Milletler daha sonra devreye girdi. Ermenistan'ın işgal ettiği yerlerden çıkmasını öngören dört karar kabul edildi ama o kararlar hiçbir zaman hayata geçmedi. Mayıs 1994'te taraflar arasında ateşkes imzalandı ama silahlar hiç susmadı. Aralık 1994'te diplomatik çözüm için AGIT Minsk Grubu kuruldu. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa grubun 3 eş başkanı oldu. Birçok kez müzakere masası kurulsa da Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden tutumu değiştirilemedi. Agit Minsk grubu çözüm sağlamak yerine çözümsüzlüğü devam ettiren bir girişim haline geldi. Ermenistan ateşkes ihlallerine hiç ara vermedi. Nisan 2016'da bölge bir kez daha savaş alanına döndü. Ermenistan cephe hattına saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi. Çatışmalar tarihe dört gün savaşları olarak geçti. Ermenistan provokasyonunun bedelini ağır ödedi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yıllar sonra bazı topraklarını işgalden kurtardı. Hem stratejik hem de Azerbaycan halkı için manevi önemi olan bölgeler geri alındı. Bu yılın Temmuz ayı yeni bir kırılma noktasıydı. Çatışmalar daha önce hep Azerbaycan'ın işgal edilmiş bölgelerinde iki ülke ordularının karşı karşıya geldiği temas hattında yaşanıyordu. Ermenistan bu kez Azerbaycan'ın devlet sınırını vurdu. Sınırdaki Tovuz kenti ve köyler hedef alındı. Azerbaycan hızla karşılık verdi. Ermenistan ordusu geri püskürtüldü. Ermenistan Tovuz çatışmalarından sonra da durmadı. Savaşa hazırlanmaya başladı. Rusya'dan kalkan askeri kargo uçakları her gün Ermenistan'a silah taşıdı. Ermenistan'da bir yandan bölgeye teröristleri sevk etmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında bu konunun altını çizdi. Ermenistan'ın terörle kurduğu işbirliğine dikkat çekti. Ermenistan birçok ülkeden paralı asker ve terörist topluyor ve Azerbaycan'a karşı kullanıyor. Ermenistan terör destekçisi bir ülkedir. Azerbaycan'da 30'a yakın terör eylemi gerçekleştirmiştir. İşgal altındaki topraklarımızda Ermeni terör örgütü Asala'nın varlık gösterdiğine dair güvenilir istihbarata sahibiz. İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya en çok da Agit Minsk grubuna seslendi artık statükonun devamı kabul edilemez diyerek Ermenistan'a baskı uygulanmasını istedi. Bu açıklamanın üstünden sadece 3 gün geçmişti ki Ermenistan cephe hattına bu kez 3 koldan saldırdı. Hedef yine yerleşim yerleri ve siviller. Azerbaycan ordusu karşı taarruza geçti. Çok geçmeden ilk zafer haberi geldi. İşgal altındaki ilk köyler ve stratejik tepeler kurtarıldı. İlham ben, Aliyev ateş, ordusunu ateş ve halkı tebrik etti. Ehali, Azerbaycanlı spikerler bu haberi ağlayarak ben, duyurdu. O köylerin olmuş. sakinleri ben, nihayet 30 yılın ardından evlerine dönebilecek, yakınlarının mezarlarını ziyaret edecek. Şu an tek yürek olan Azerbaycan halkının tek bir dileği var. O da Karabağ'a dönmek. Şu şeyi, Ağdam'ı, Kelbecer'i, Hocalı'yı ve diğer şehirleri bir kez daha görmek, orada yaşamak orada ölmek. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.